Arkadaşlar herkese selam. Yine bir pazar günü birlikteyiz. Bir tatil günü. İnşallah pazar gününüz güzel geçiyordur. Ben de bugün evdeyim, çıkmadım. Hava da biraz kötü. Çalışanlar için de iyi bir dinlenme günü olmasını diliyorum. Arkadaşlar yine Türk sineması bir değerini daha kaybetti. Geçtiğimiz günlerde fantastik filmlerin en önemli temsilcisi, hatta en önemlisi Yılmaz Atadeniz vefat etti. Yılmaz Atadeniz'i size uzun uzun anlatmama gerek yok. Hepiniz, aşağı yukarı hepiniz kim olduğunu biliyorsunuz. Filmlerini biliyorsunuz. Türk sinemasına gerçekten fantastik filmlerle bir hareket getirmiş en önemli yönetmenlerimizden biri. İlklerin adamı aslında Yılmaz Atadeniz. Kendisini de biz çok severdik. Babamın vefatında da sağ olsun kalktı buraya kadar geldi. Sonuna kadar da bekledi, buradaydı. Güzel anılarını anlattı. O zamanki çektikleri filmlerdeki zorlukları anlattı. Çok uzun olmasa da bir müddet bir sohbetimiz oldu. Yılmaz Atadeniz 32 senesinde, 1932 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş. Asıl memleketi Samsun. Yanılmıyorsam Samsun Vezirköprülü. İstanbul'da dünyaya geliyor. Abisi Orhan Atadeniz de film işleriyle uğraşıyor. Önce Yılmaz Atadeniz ilkokul ve ortaokulu bitiriyor. Liseyi Kabataş Lisesi'nde okuyor. Sonra bir müddet mühendislik okuyor Robert Koleji'nde. Ama onu yarıda bırakıp sinema dünyasına dalıyor. 1951 yılında bir geçiş yapıyor. Abisinin de teşvikleriyle. Erman Film'de çalışıyorlar. Abisi o zaman orada. Orada yavaş yavaş sinemaya ısınıyor. Zaten çok meraklı. Abisinin bu itelemesiyle, teşviğiyle bu piyasanın içine dalıveriyor. Abisi maalesef 1953 senesinde evde bir gaz zehirlenmesinden dolayı vefat ediyor. Yılmaz Atadeniz de çıktığı bu yolda devam ediyor. 1963'te yanılmıyorsam ilk yönetmenliğini yapıyor Yedi Kocalı Hürmüz'de. Ondan sonra Türk sinemasındaki boşlukları arıyor. Zaten çok meraklı ve araştırmacı bir insan olduğu için. Bunu da fantastik filmlerde buluyor. Ki düşünün, o zaman Türk sineması ne halde, yani imkanlar ne halde, ellerinde ne materyaller var. Hepsi ortada. Böyle bir durumdayken fantastik filmleri çekmeye karar vermek zor bir olay olsa gerek. Yani bu kadar imkansızlıklar içerisinde. Hani Amerikalıların Süpermen'i uçuyor falan, bizimkiler onun yerine uçuramayacakları için veya o şeyi sağlayamayacakları için o görüntüyü motosikletle göndermişler. Efendim zıplayarak gitmiş Süpermen. Bazı yerlerde kaldırıp savurmuşlar elleriyle. Yani bu imkansızlıklar içerisinde Yılmaz Atadeniz bu işe başlamış. Casus kıranlar, yılmayan şeytanlar. Efendim biliyorsunuz Killing serisi müthiş tutmuş. Gişe rekorları kırmış.
Bu arada Yılmaz Güney'le beraber hareket etmeye başladığı zamanda da aşağı yukarı 13 filmde Yılmaz Güney'le beraber çalışmış. En sonunda Yılmaz Güney'den ayrılıyor. Yollarını ayırıyorlar. Bu sefer İrfan Atasoy'la beraber hareket etmeye başlıyor. İşte Killing'de İrfan Atasoy'u Uçan Adam'a karşı diye Uçan Adam'ı oynatıyor. Kızıl Maske var mesela yine fantastik filmlerden. Yani sayamayacağımız kadar, yani yüzün üzerinde böyle esere imza atmış. Zaten en son 2015'te son filmini çekip bırakmış. Maskeli Beşler'i çekmiş. Maskeli Beşler'in dönüşünü çekmiş. Yani yoklukta yokluğu harmanlayıp Türk sinemasında bir çığır açmış. Fantastik film çığırı. Kötü mü olmuş? Hayır. Türk sinemasına bir hareket, yeni bir hız kazandırmış. Ve zannediyorum ki en büyük geçiş Türk sinemasında avantür film diyorlar bunlara da. Yani ben fantastik film diyorum. Avantür film de var tabii. Mesela Behçet Nacarlı filmleri var. Çok kaliteli filmler değil tabii bunlar. Ama o filmlerde tutturmuş. Türk sinemasına büyük hizmetleri olan bir insan kısacası. Ve hiç unutulmayacak. Yani hangi filmine rastlarsak oturuyoruz, seyrediyoruz. En talihsiz tarafı da ilk yönetmenlik yapıp çektiği 3 filmin 3'ünün de kayıp olması. O filmler yok artık. Nerede kayboldu, ne oldu? O meşhur bir yangın vardı. O zaman mı yandı, bitti? Onu bilmiyoruz. Yanmış olabilir. Çünkü bir film şeyinde yangın olmuştu, Dar filmin. Orada bir sürü film yanıp gitmiş. Belki bir yerlerde, bir köşelerde, bir ücra köşelerde bir yerden çıkacaktır. Onu da bilmiyoruz ama bugüne kadar ulaşılamamış. Ama bu insan, bu işlerle uğraşan çok insan var. Onlar böyle harıl harıl devamlı orayı karıştırıp burayı karıştırıp hep bir şeyler çıkartıyorlar. Çok büyük hizmetleri olan insanlar var Türk sinemasına. Mesela bizim en büyük koleksiyoncu, sinemacı Vaadullah Taş var. Gider olmayacak şeyleri, yok bitti denen şeyleri bulup çıkartıp yayınlayabiliyor, görebiliyoruz. Kendisiyle de iyi tanışırım. Çok değerli hizmetleri vardır Türk sinemasına. Ben şahsım olarak Yılmaz Atadeniz'i o zamandan sonra görmedim. Hatta geçen seneydi. Yine Vaadullah Taş'la konuştum. Bizim şey de var. Erhan Tuncer var. Üçüncü adam, takip ediyorsunuzdur. Evinde olduğunu, pek dışarı çıkmadığını, biraz rahatsız olduğunu söylediler. Bir gün dedim ziyaretine geleceğim. Bir sohbet yapalım. Biz bunu söylerken maalesef kendini kaybettik ben gidemeden. Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Bu konuda bir şey daha söylemek istiyorum Yılmaz Atadeniz'le ilgili. Öldükten sonra şu bizim meşhur bir Zafer Algöz denen bir oyuncumuz var. Tiyatro kökenli de duruyor, tiyatrodan gelme. Kesinlikle iyi bir oyuncudur. Ağzı laf yapar. Her role de uyar. Öyle bir arkadaşımız var, o tutmuş Yılmaz Atadeniz'in cenazesiyle ilgili bir, vefatıyla ilgili bir haber paylaşırken enteresan filmlerin insanı falan diye bir şey söylemiş böyle. Bu da Yılmaz Atadeniz'in ailesini ve çevresini rahatsız etmiş ve etmekte de haklılar. Rahatsız olmakta haklılar. Yani böyle mi söylenir Yılmaz Atadeniz hakkında? Enteresan film, yani ne demek enteresan filmlerin adamı?
Çok ayıp etmiş orada. Zaten kendisi her konuda çok konuşuyor. Böyle takip ediyorum ben onu, rast geliyorum YouTube'da, Instagram'da, orada burada. Oraya buraya çok laf söylüyor. Hani bunu şaka olarak da yaptı oluyor. Bazen laf geçirmek için de yaptı oluyor. Hiç yakışmıyor. Ben de o zaman kendisine bir şey sorayım. Cem Yılmaz olmasaydı sen kaç tane filmde oynayacaktın? Veya seni bu kadar çok kim, nereden tanıyacaktı insanlar? Ya böyle mi söylememiz gerekiyor? Onun için ayrıca Yılmaz Atadeniz o fantastik filmleri çekerken sen daha portakalda vitamindin. Yani bir şey konuşurken üslubu, saygıyı bozmamak lazım. Yılmaz Atadeniz dediğin adam bir daha gelmez. Ama Zafer Algözler çok gelir. Onun için bence bir özür borcu vardır Yılmaz Atadeniz ve ailesine ve Türk sinemasını sevenlere bir özür borcu vardır. Onu diler dilemez o kendi bileceği iş ama çok ayıp etmiştir bence. Arkadaşlar Yılmaz Atadeniz'i artık uğurladık. Allah rahmet eylesin. Bir daha Türk sinemasına bu tür hizmetler veren birisi gelecek mi? Göreceğiz. Şimdi herkes dizilerle meşgul. Doğru dürüst bir eser falan yaptıkları yok. İnşallah Yılmaz Atadeniz gibileri gelir. Türk sinemasında yeni kapılar açar. Biz de memnun oluruz. Seyrederiz. Alkışlarız. Bu hafta bunu anmak istedim. Yılmaz Atadeniz'i anmak istedim. Onun için kısa keseceğim. Görüyorsunuz arkamdaki çerçevelerde de Yılmaz Atadeniz imzası var hepsinde. Tekrar Allah rahmet eylesin diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar hepinize.